Yüce Divan'a sevki yönünde gibi gözüküyordu. Üyeler birbirlerine, AKP'li üyeler de dahil, inşallah birlikte karar alacağız diyorlardı. Komisyonun başkanı, AKP milletvekili eski Cumhuriyet Savcısı Hakkı Köylü'ydü. Kendisi hakkında çok saygın şeyler söylenmişti bana. Tansu Çiller'e karşı çıkmayı göze aldığı için görevden Bursa savcılığının alındığı nakledilmişti. Ve komisyonu açarken de kendisi bir savcı dosyayı inceledikten sonra dava açmadan önce eğer dosyanın kabul edilebilirliği %50-50 ise davayı açmaz, boşuna mahkemeyi meşgul etmez. Fakat bir siyasetçi söz konusu olduğunda, işin içinde siyasetçi varsa, deliller %60'a 40 olsa bile takipsizlik verilmesi gerektiği yönünde gene de dava açmalıdır. Çünkü takipsizlik kararı aklanan bir siyasetçiye bir yafta gibi yapışır. Onun için hukuk önünde aklanmalıdır. Yani biraz önce Sayın Ali Özgündüz'ün dediği gibi hukuk önünde aktarmalıdır demiş. Bunu da üstelik komisyonun açılış toplantısında yapmış. Fakat sonra kendisine bir telefon, bir not iletilmiş ve Hakkı Köylü pusulayı okuduktan sonra ben 10-15 dakika ara istiyorum, acil bir durum var diyerek dışarıya çıkmış. Toplantıya tekrar döndüğünde uzun bir süre sonra kararı gelecek aya bırakalım demiş. Komisyon üyeleri itiraz etmişler. O da oylamaya sunmuş ve AKP'li milletvekillerin oylarıyla daha sonraya bırakılmış. Ocak'ta da yeniden gene AKP'lerin oyları ve Yüce Divan'a sevk ve mahal olmadığına karar verilmiş. Şimdi siz de biraz önce önemli bir noktanın altını çizdiniz. Cumhurbaşkanına dönük olarak dediniz, bir tehdit mekanizmasından bahsediliyor. Şimdi Barış, izninle ben bir adım daha ileri gitmek istiyorum. Ve seyircilerimize Erdoğan Bayraktar'a geçerken, o zaman Erdoğan Bayraktar'ın açıklaması, ne açıklama yaptığını, yani 25 Aralık 2013'te ne açıklama yaptığını bir hatırlatmak istiyorum Erdoğan Bayraktar'ın. Hatırlarsanız NTV televizyonuna bağlanmıştı ve şöyle demişti. 17 Aralık tarihinde yapılan operasyon dosyasında şahsımı rencide edecek veya izah edemeyeceğim hiçbir husus yok. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanı görevden almak hakkı en tabii hakkıdır. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz, beni rahatlatacak deklarasyonu yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Yani buradan şunu anlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a istifa ediniz, beni rahatlatacak bir deklarasyon yayınladınız baskısı yapmış. Erdoğan Bayraktar'ın açıklamasından bunu anlıyoruz. Etmiyorum. Çünkü soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldı. Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın da istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletime saygılar sunuyorum. Şimdi bu o zamanki açıklamasıydı. Ardından bu dosyalar kapandı. Ve en son olarak da biz ne duyduk? Erdoğan Bayraktar orada söylenenlerin tamamı doğruydu dedi. Sonra da çıktı, o tamamı doğruydu yayınladı. Tam da Sema Hanım burada sözünüzü kesmiştim. Lütfen Erdoğan Bayraktar'a gelecek olursak dediğiniz yerden tekrar devam eder misiniz? Şimdi Erdoğan Bayraktar konusunda aslında bir enteresan bir şey var, yani benim onun açıklamadan bağımsız. Şimdi iki gün önce yani yaptığı açıklamayla 21 Aralık'tı zannediyorum, FETÖ'nün önemli kalemşörlerinden Mehmet Baransu'nun attığı tweet serisine bakarsanız ikisi arasında bir örtüşme var. Sayın Bakan diyor ki benim iddianamemde hiçbir şey yok. Ve aynısını Mehmet Baransu da söylüyor. Erdoğan Bayraktar'ı bu kadar rahat tutan şeyin ne olduğunu bilemiyoruz.
oğlunun dahi gözaltında olduğu günlerde, oğlunun ve yakın ekibinin gözaltında olduğu günlerde, FETÖ'nün yani bu operasyonların en merkezindeki ismin, Mehmet Baransın, Bayraktar'a ve oğluna hangi motivasyonla destek mesajları attığının cevabının bulunması gerekiyor. Eğer bir samimi çaba ortaya koyacaksak bu soruların cevabını arayarak başlamamız gerekir bence. Seba Hanım, daha açık enteresan bir şey bir imada bulundunuz. Siz Erdoğan Bayraktar'ın Fethullahçılarla bir tür pozitif bir ilişkisi olduğunu mu ima ediyorsunuz? Hedef alınıyor görünmesine rağmen böyle bir şey mi düşünüyorsunuz? Yani bu soruların cevabı bizi bunun buna götürecektir diye düşünüyorum. Yani bu yargıya ben elbette varamam ama o dosyanın nasıl bomboş olduğunu ben yani sorguluyorum ve anlayamıyorum. Yani 17-25 Aralık iddianameleri hazırlanırken bir elin acaba bu dosyaların boş olması için uğraşıp uğraşmadığını merak ediyorum. Onu korumak için özel bir çaba verilmiş gibi duruyor şu anda. Çünkü bu kadar büyük imar yolsuzluklarından olduğu söylenen, işte arazi alım satımlarından bahsedilen bir süreçte bu en merkezdeki bakan, bunların sorumlusu olan bakan bir şekilde tamamen rahat bir düzlemde ve hiç bunlarla alakası yokmuş gibi bir pozisyonda. Yani FETÖ'nün en kilit isminin en kilit ismine Erdoğan Bayraktar'ı o çetrefilli günlerde aklatan motivasyon nedir? Şimdi bu soruların bir şekilde cevabının bulunması gerekiyor. Ben açıkçası yani kendi açıklamalarının yani öyle çok kendini öylesine yapılan açıklamalar değil, kendisini bir şekilde hem kamu vicdanında hem de işte yargıda da aklatabileceği bir sistem olduğu yönelik herhalde şeyi var, düşüncesi var. Bence bu soruların cevaplarının aranması gerekiyor. Yani o imayı yani bu soruların cevabı bize o şeyi verecektir. Aynı soruyu size de yöneltebilir miyiz Ali Bey? Yani o komisyonda, komisyonun içerisinde ne oldu da ne döndü de bu noktaya gelindi?